like your smile in the morning. Following the linings on your cheeks. Cause baby in your eyes. Günaydın. Bakın. Biz iki doktorcuk olduk. Böyle scrubslarımızı giydik. Şimdi okula gidiyoruz. Daha doğrusu hastaneye gidiyoruz. Heyecanlı. Bayağıdır vlog çekmiyorduk. O yüzden bayağıdır çekmiyorduk. Bayağı aylar oldu, aylar. Cidden. Güzeliz ha. Saat kaç? Bu saatte mi? Saatte. Ay hastanenin heybetine ve güzelliğine bak Türk'ü. Işık güzel, burun çekimleri iyi oldu. Evet, şu anda geldik. 9. kata çıkacağız servise. Önce serviste başlıyorlarmış vizite. Pansumanlar oluyor dedi. Onu zaten çekemem. Şimdi gideceğiz. Bebeğin Celalistan Alaaddin abi var. O bizimle ilgilenecek bugün. Onunla konuşuruz. Arkadaşlar benim telefonum uçak modunda kaldığı için açmayı unutmuşum. Vizit 7.30'da olacakmış bugün. Ama biz 7 olacak diye 6.50'de okula geldik. Daha vaktimiz olduğu için kantine gidip bir şeyler yiyeceğiz. Şükür ederiz. İyi ki erken gelmişiz. Çok ilginç. Evet, fotoğraf çekilelim. Işık çok güzel. Bak, al sen de çek kendini. Bak. Ay evet. Ay çok güzel Işık gerçekten. Çaylarımızı aldık. Kaşarlı poğaça, bir de zeytinli poğaça aldık. Erken geldiğimiz için yapacak bir şey yok. Bir 40 dakika falan erken gelmişiz. Sohbet ederiz değil mi Türk? Evet. Öyle konuşuruz. Kahvaltımızı yaparız. Aynen. Sonra yine görüşürüz. Bay bay. Birazcık şurada fotoğraf çekildik zamanımız olduğu için. Saat 7.30'a gelmek üzere ve gidiyoruz. Yine öptük ya kamerayı. Hemen erken desefim başlanmıştı. 10. CRP'si 74, stabil gidiyor. Viziti bilmeyenler için hemen bir araya gireyim dedim. Vizit, servisteki hastaların tek tek değerlendirilmesi işlemi. Peki, sağlık durumu nasıl? İyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? Hangi tedavi uygulayalım? Hangi ilaçları kullanalım? Bunların hepsini aslında vizite karar veriliyor ve tek tek bütün hastalar vizit ediliyor. Az önce vizitten çıktık. Vizit 7.30'da başladı. Ve işte hastaların kontrolleri yapıldı. Ameliyattan çıkan hastalara baktık birlikte. Değerlerini kontrol ettik. Şimdi ameliyathaneye doğru gidiyoruz. Burada Alaaddin abi var. Como las 2 de la mañana y no sé qué hacer. Recuerdo el sabor que dejaban tus labios, eran dulcito como la miel. Y al despertar siempre te vas, eres fugaz, ya me acostumbré buscando respuestas que ya las sé. Es mejor que no vuelva aunque mi corazón te prefiera. Saat 8.19, biz ameliyathaneye geldik. Saati göster bakalım. 20.10. Arkadaşım YouTuber. Öyle mi? Instagram'da. Nöbet sistemimiz üniversite hastanelerine göre biraz daha farklı. Biz 10 nöbetle başlıyoruz burada. Çoğu hastanede, üniversite hastanelerinde zaten 15 nöbetle başlıyoruz. Şu anda ben 2,5 günlük asistanım, 8 nöbete düşmek üzereyim. Mezun olurken de 7 nöbet, 6 nöbet o civarda mezun oluyoruz. Pansumanlarım vardı, onları yaptım.
hasta hazırlamaları, organları, tetkikleri, takip ettiğim hastaları, onları hallettim. Ondan sonra şimdi ameliyathaneye geldik. Saat 8.30'da şu anda. Ameliyatlarımızı yapacağız. Akşam ameliyatlar bittikten sonra vizit yapıyoruz. Yani bu saat 4 olabilir, 4-5 gibi. Bazen uzarsa 6'ya 7'ye bulabiliyor. Ama genel itibariyle 5 gibi vizitimizi yapıyoruz. Vizitten sonra da ufak tefek işlerimiz olabiliyor. Hasta hazırlama tarzında. Onları da halledip çıkıyoruz. Yani ortalama 5.30-6 Uzun bir süreç. Özellikle nöbet sonrası günlerde çok daha yorucu oluyor. Uyumadan geçirilen bir nöbet sonrası çok daha yorucu olabiliyor. En uzun ameliyatınız kaç saat? Biz tane mi? 2 saat. Bizim ameliyatlar çok çeşitli olur. Yarım saat süren ameliyatımız da olur. Bazen böyle 8-9 saat süren ameliyatlarımız, beyin ameliyatlarımız olabilir. Arter yoronazma, konvasyon bulunuz, bazı hastalıklar var. Onlar biraz daha ameliyat yorucu olur, yorucu olsun. Bazı beyin tümörü ameliyatları, bazı spinal ameliyatları da uzun sürebilir. Ama genelde hani 2 saat, 3 saat, 4 saat civarında ameliyatlarımız yoğunluğu o şekilde. Peki böyle hiç 11 saat ameliyatınız yoruyor musunuz? Yok. En uzun ne kadar? Benim en uzun girdiğim 10 saat civarıydı. Akşam 5 saatlerde bitmişti. Sabahtan itibaren devam etmişti. Tabii böyle ameliyatlarda hocalarımız girip çıkabiliyor. Ara ara dinlenme bölümleri olabiliyor. Asistan ekip değişebiliyor. İşte oradan ekip çıkıp yeni bir ekip devam edebiliyor. Ama tabii o artık imkanlara da bağlı. Yani elinizde yeterli asistan veya işte uzman ekip varsa imkanlar olabiliyor. Ama çok yani nadir diyebiliriz böyle ameliyatlar için. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Efendim nasılsın, iyi misin? Ne yiyorsun bakayım? Öyle çok güzel gözüküyor. Bakayım, bugün kahvaltı yapıyoruz. Oo, afiyet olsun. İşte asistanların kahvaltısı arkadaşlar. Saat şu an 12. Bu saatte başlıyor. 6'dan beri ayaktalar. Burası A1 salonu. Burada beyin ameliyatları yapıyoruz daha çok. Şu an bir beyin hastamız, beyin tümörü olan hastamız geldi içeriye. Onun ameliyatı olacak. Yan tarafta A2 salonumuz var. Orada servikal kitle. Yani boyunda kitle olan bir hastamız var. Onun ameliyatı yapacak. Bu karşı masada da A7 masasında da bomber enstrümantasyon dediğimiz. Yani belinde kırık olan bir hastaya platin takılması ameliyatı yapacak. İçine de araba biraz geçecek. Biz hepsini izleyeceğiz böyle. Servikal tümör hastası. Servikal tümör. Yok hadi öyle büyüteyim. MR görüntüsü. Şurada kitlesi var hastanın. Buna yönelik bir ameliyat olacak. Büyük bir kitle. İnşallah sıkıntısız halledeceğiz. Evet, biz de çok güzel bilgiyle geldim. 3 tane salonumuz var. Salon mu benim? Evet. Aynen, ameliyathane salonu. Ameliyathane salonu. A1, A2 ve A7. Ve haftanın 5 günü full çalışıyor. Diğer hastanelerde bu kadar salon yok. O yüzden bizim hastanemiz çok iyi. Şimdi sabah vizitinden sonra ameliyata inecek olan hastalar hazırlandı. Ameliyathaneye indirildi. Bizim 3 salonumuz var. 3 salon aktif, her gün çalışıyor. Bugünkü ameliyat planında 1. salonda beyin tümörü, 2. salonda servikal kitle, o da bir tümör. 3. salonda da omurga kırığı sebebiyle spinal enstrüman yapılacak bir hasta var. 3 salon, yoğun bir gün olacak yine. Aktif çalışacağız yani. Motivasyonumuz yüksek. Normal. Çok kalmadı. Yakışık. Eğleniyorum arkadaşlar. Yüzüme bakın. Evet. Ay nasıl da güzel çıktık şu an. Değil mi? Evet. Şu an aynısıyız. Aynen bununla bile. Ameliyathane çok keyifli bence. Evet, şu an benim ilgim gittiğinde daha da artıyor çünkü güzel. Hastalarımızın ameliyata hazırlandığı sırada cerrahlarımız da ameliyata ellerini yıkayarak hazırlanıyorlar. Cerrahi el yıkamanın amacı nedir diyecek olursanız, cerrahi el yıkama
Ekip üyelerinin ameliyat öncesi dönemde steril giysileri ve eldiveni giymeden önce el florasına geçici bakterileri uzaklaştırmak ve kalıcı bakterileri azaltmak amacıyla antiseptik bir ajan kullanarak el yıkaması ya da ovalaması işlemi. Cerrahlarımız bunu yaparken ben de hep böyle aklımdan şunu geçiriyordum, keşke ben steril olsam falan. Ameliyatın ilerleyen zamanlarında göreceksiniz ki hamileci bana steril olmam için izin verdi. Çok 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 teşekkür ediyorum ona buradan, bana bu deneyimi yaşattığı için. İçin yüzümü çıkardım ve boynuma astım. Birazdan el yıkamaya geçeceğim. Evet, geçtik. Kamil Hoca ile birlikte burada steril el yıkamayı öğreniyorum. Bana çok yardımcı oldu sağ olsun ve hayatımda ikinci kez aslında cerrahi el yıkama yaptım. Birincisi bir üroloji ameliyatındaydı. Çekmiştim, vloglamıştım. Acilde bir günümüz diye. Belli bir miktar antiseptik alıyoruz ve bu solüsyonu avuç içine alıp tırnak uçlarından başlayarak parmak, parmak araları, el, ön kol, dirsekten 4 parmak yukarıya kadar ovalayarak yıkıyoruz. Şu an ekranda gördüğünüz cerrahi el ve tırnak yıkama fırçası. Onunla tırnaklarımı iyice ovaladım ve steril oldum. Şimdi kurulamaya geçiyorum. Kurulama işlemini steril havluyla parmak uçlarımdan dirseğe doğru dairesel hareketlerle tampon ederek yapıyorum. Never ever meant to be so sour, baby. Running out of steam every day be the same. Living like this, testing all my patience. Need a bit of you every time I drink. Like a love, like a love. Ve sonrasında hemşire ablalar steril giysim ve eldivenlerimi giymem konusunda bana yardımcı oluyorlar. Onları da buradan çok teşekkür ediyorum. Bu kadar yoğunluğunun arasında bize zaman ayırdı ve tıp eğitimimize katkıda bulunduğu için başta Hasan Kamil Sucu, yani çok değerli Kamil hocamız olmak üzere, sonrasında Ertan hocamız ve kıdemli asistanlarımızdan Alaaddin abiye ve daha sonrasında çok tatlı olan asistan abilerimize buradan teşekkür ediyorum. Bizimle bütün gün ilgilendiler ve gerçekten meslek hayatımıza birçok şey kattılar. Aynı zamanda sizlere Kamil hocanın düzenlemiş olduğu İzmir Online Nöroşirurji kanalından da bahsetmek istiyorum. İzmir Online Nöroşirurji toplantılarında genel olarak beyin ve sinir cerrahisine yönelik bilimsel akademik konuşmalar gerçekleştiriliyor ve birbirinden değerli, alanında yetkin hocalar bu toplantılara katılıyor. Toplantılara katılmak tamamen ücretsiz ve herkes çok kolay bir şekilde Zoom üzerinden erişebiliyor. Katılımcı olarak katılabilirsiniz yani. Bunun da linkini aşağıya bırakacağım. Ameliyata katıldım, izledim. Çok güzeldi. Steril de oldum. Farklı bir deneyim oldu benim için. Türkü de beni çekti. Şurada gördüğünüz gibi. Bayılmak üzere. Biz şimdi dinlenme salonuna doğru geçiyoruz. Birazcık dinleneceğiz. Ondan sonra işte saat 1.30 gibi benim kanalıma pratiğim var. Bu arada saat şu an... Saat kaç? Kaç? Saat şu an 12.05 geçiyormuş. İşte 1.30'da pratiğim var. 12.30 gibi yemeğe gideriz muhtemelen. Öyle biraz oturalım dedik. Vaka da 2-3 saat sürecekmiş. Sonrasında tekrardan asistan abilerin yanına katılacağız. Bu şekilde güzel geçiyor ya. Bayağı keyifli yani. Benim çok... Ağzım yok. Çok cefakar, vefakar ve
Anlat. Fedakar. Müstehsar. Müstehsar. Şahsına münhasır. Münhasır bir insan gerçekten. Saatlerdir buradayız. Sabah 6'da uyandık. 6'dan beri buradayız. Cin gibi uyanmadın mı? Evet. Nasıl uyandı ben de anlamadım gerçekten. Yani bayağı bir yoruldum. Ama aslında bir şey de yapmadık. Her yerde çok utanmadım. Annem elini yedim. Oo, çok da güzel oldu. Doydum vallahi. Biz çıktık ameliyattan, yemeğimizi yedik ama ameliyat hala devam ediyor. 2-3 saat daha devam eder dediler. Yani uzun bir süre. Şimdi biz ampulümüzü yiyeceğiz. Dinlenme odasına gidiyoruz. Afiyet olsun. Kan alma pratiğim vardı, ona geldim. Kan alacağız. Kan almayı öğreneceğiz daha doğrusu. Nurgül Yavuz gel. Nurgül Yavuz da burada, birlikteyiz. Aşağıda zaten bir üst kata çıktım. Aşağıda ameliyathaneler var. Buradan kan alıp kan almayı öğrenip aşağıya ineceğim. Evet. Nurgül Yavuz'la kavuşma partisi. Evet, uzadım ben. Sabah uyandım. Sabah uyandım. Tamam, açtım sesi dinledim. Nerede? Benim yemeğim. Gel. Ya vlog çekiyorum. Yanında çok fazla tüp olacak. Tüp koyacaksın, çıkartacaksın. Tekrar koyup tekrar çıkartacaksın. Sonra devamlı da yap istersen. Şöyle tut. Aynen. Aynen. Şu daha rahat olacak. Aynen. Şimdi bunu çıkartabilirsin. Çıkarmadan turnikeyi açıyor muyuz hocam? Açıyorduk sanki. Ağzın yamulmuş gibi görünüyor. Aynen. Böyle. Ben maskeyi değiştireyim. Değiştir. Biz şimdi bir ara verdik. Portakal suyu içmeye gidiyoruz Türküm'le. Enerji olsun diye sanki çok bir şey yaptık gibi oldu. Açılıyor. Şimdi acilden çıkıyoruz. Poliklinikten indik. Şimdi bir kafeye geldik. Türkü'yle biraz vitamin olsun diye portakal su içeceğiz. Hastanemiz hemen şurada. Hatta göstereyim şimdi size onu da. Bugün bayağı verimli geçti bence. Bir sürü şey öğrendik. 3 tane ameliyata girdik. Bir ameliyat yaklaşık 7 saat falan sürdü sanırım. Size sormuş olduğunuz soruları da sormaya çalıştım asistan doktorlarımıza. Birazdan uzman doktorlarımızla da görüşeceğiz. Onlara da sormaya çalışacağım. Şöyle çok güzel gidiyor bence günümüz. Yorucuydu ama çok verimliydi bence. Ben çok keyif aldım yani ameliyatları izlerken falan. Öyle. Bu arada Scrubs'a çok yakışmış. Yakışmış. Hastanemiz burada direkt. Yani oturduğumuz yere çok yakın gözüküyor. Birazdan tekrardan geçeceğiz poliklinik kısmına. Ayran da sütü. Bundan daha soğuk. Şimdi polikliniğe gidiyoruz. Ameliyatlar bitmiş. Türküm de burada. Buradayım. Poliklinik zamanı. Hadi bakalım. Poliklinikte bir eğitime katıldık az önce. O kısımları çekemedim. Şimdi tekrardan vizite gidiyoruz. Saat şu an kaç? Saat şu an 4.30. Asistan abilerimiz ve hocalarımızla birlikte serviste akşam vizitine katıldık. Burada hastaların genel sağlık durumları kontrol edildi ve değerlendirildi. Ayrıca hastaların post-op bakımı çok önemli olduğu için, yani ameliyat sonrası bakımı, onlar kontrol edildi. Şu an biraz da videonun sonlarına yaklaşıyoruz. Siz bu görüntüleri izlerken ben de bir günümün nasıl geçtiğinden bahsedeyim. Türkü'yle birlikte gerçekten çok verimli bir gün geçirdik. Bir sürü şey yaptık. Hem derslerimize girdik hem de ders dışı ekstra olarak beyin ve sinir cerrahisinde sanki stajdaymışız gibi bir gün geçirdik. Doğa kalitesi emni beyin cerrahi. Bugün de şamet devam. Yer çektim.
Evet, kendini ekranda görünce falan geriliyor musun? Yok, önceleri geriliyordum da şu an pek gerilmiyor. Nasıl yani? Mesela? Ben sana sorayım, nasıl YouTube problemi? Covid zamanıydı. Covid'de ben çok sıkıldım. Bayağı bir sıkılmaktan. Dedim ne yapayım? Yemek kanalı açayım dedim. Mantı açtım. Gerçekten mi? Evet. Yemek kanalı açtım. Aynen. Mantı açtım. Adı normal. Kendi adımdı. Mantı yaptım. İlk videom mantı videosu. Annem dedi ki işte ben inşaat mühendisi okuyordum. Mühendisi. Ben 2 sene inşaat okudum. Hadi ya bıraktın. Aynen bıraktım. Nasıl 22 yaşındasın bir o zaman? Ben hiç ara vermeden direkt şak şak diye kazandım hep. Tamam. Yani 6 ayda kazandım ben tıpı. Üniversite hastanesi, hastalığı ilaç için. Bak şöyle düşün, 99'luyum. 2017 senesinde mezun oldum liseden. Adamlarla beraber, beyinciler sonra bir hikayeler var. Adamlarla beraber bayağı anlattık. Bütün 5'in sınıfta. 5'in sınıftan 9 yıl yetirdim. 9 yıl yakın bir çocuk. Bunun 2 ayı falan beyinciler sözüne oldu. Sırf beyinciler sanatlara girmek için. Girmediğim halde sonra bana tekrar sanatlar. Afiyet olsun. Bak döktüm. Gerçekten sahne fobim var. Orada cidden bak ne zaman açsan bir şey olmaz. Ben bunun karşısında yemek mi yiyeceğim? Çok... Mark Bey, Mark Bey. Dur. Çok utandım şu an başlarken. Instagram'dan bir tane post yayınlamıştım ve orada sorularınız vardı. Ben de bu sorularınızı böyle ara ara asistan hekimlerimize sormaya çalıştım. Beyin cerrahisi kliniğinde 1,5 yıllık asistanım. Bahçeşehir Koleji'nden mezun oldum. Samsun'da okudum. Bir sene bir mecbur hizmette acilde çalıştım. Sonrasında buraya geldim. Nasıl çıktık, nasıl dönüyoruz? Neyse, saat şu an 8 falan galiba. Evet. Ve biz Türküş'le artık hastaneden dönüyoruz. Ayrılıyoruz. Belki bir yemek yiyeceğiz. Yiyelim. Acıktık. Ay bayağı güzel bir gündü be. Çok güzel. Aa, çok güzel. Ve bir gün daha. Yorucu bir gün daha. Biter. Ya o kadar tatlılardı, o kadar güzel bir klinikti ki ben gerçekten evet. Çok beğendim. Ama işleri çok zor. İlişkileri de çok iyiydi. Aynen. İş evet, anlamında şey. İlişkileri de çok iyiydi. Hastalarla konuşmalarını da duydum bu arada ben. Evet. Yani aynen. Vizite katıldığımızda. O da bence çok iyiydi. Hastalarla olan diyalogları da. Evet. Gayet iyiydi. Zor bir bölüm. Hani onun farkındayız. Onlar da farkında bence zaten. Evet. Neredeyse tam 12 saati beyin sinir cerrahisinde geçirdik. Sabah 6'dan evet. Akşam 7.30'a kadar. 13 saat falan. Ama 13 saat eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız. Devamı gelsin istiyorsanız. Evet. Beğenmeyi unutmayın. Altına yorum yazabilirsiniz. Abla, genel cerrahide de bir vlog gelir mi? Ya da ne bileyim. Uydurdum şu an. Biyokimyada da bir vlog gelir mi gibisinden. Merak ettiğiniz bölümleri yazabilirsiniz. Ben hocalarla görüşüp hasta gizliliğini koruyacak şekilde vloglar çekmeye çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.